Saygıdeğer izleyenler, Ünye Merkez, Çınarlık Mahallesi, Kaledere Mahallesi ortak alanındayız. Burada Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun giriş duvarı üzerine hayırsever bir vatandaşımız gelen geçen su hayattır inancıyla çeşme yapmış. Fakat bu çeşmenin birisi yamuk duruyor, bir diğeri de açılış ve kapanışlarda su içen ve içmeyen insanlarımıza zorluk çıkarıyor. Bu konuda bunu haber yapalım derken buradan geçmekte olan yöre sakini bir ağabeyimiz var. Bu yamulmuş çeşmenin neden yamulduğunu şimdi hem kendisini tanıtacak hem de anlatacak. Önce sizi tanıyalım beyefendi. Bu mahalle sakinlerinden Turhan Dönmez. Evet, Sayın Turhan Dönmez. Evet. Eski esnaflardansınız. Evet. Buyurun, şimdi bu çeşmenin kurnası niye böyle doğru duracağı yerde yamuk duruyor? Ben buradan geçerken tesadüfen rast geldim. Buradan tırmanan okul çocukları. Buradan kapı duvarın üstüne tırmanıyorlar. Evet, kapı dururken buradan musluğun üzerine çiğneyip basarak duvara tırmanıp içeri girmeyi kolaylık sayıyorlar. Kapı dururken diyorsun. Tabii tabii. Böylece burada bir tahrifat oluşuyor. Musluklar kırılıyor. Vatandaş değiştiriyor, hayırsever. Evet. Yine aynı akıbeti aynı oluyor. Sürekli aynı olumsuzluk devam ediyor. Devam ediyor, gidiyor. O zaman buradan okul idarecilerine de seslen, insanlara da seslenin. Buyurun efendim. Bu milli servetin. Okul idaresi bu işe el atmalı ama zannetmiyorum ki buraya kadar elleri uzansın. İnşallah uzanır, evet. Öğrencilerini uyarır. İnşallah. Duvardan atlayıp gelmek yerine kapıyı kullansınlar. Kullansınlar, işte onu bilinçlendirmeli. Evet. Durum bu arada bu. Buradan susuzluğunu giderecek evet. İnsanlarımıza da ne söylemek istersiniz? Bu milli servetin, kurnaların, çeşmelerin temiz tutulması, korunması için. Ya, vatandaş ne yapsın? Eziliyor, büzülüyor işte. Homurdanıyor, gelip burada musluk çalışmadığı zaman şikayeti var vatandaşın. Var ama çaresiz kalıyor tabii, diyorsun. Tabii çaresiz kalıyor. Peki, size teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Sağ olun. Düzelir inşallah. Düzelecek, dur.